Saat 06:30 gibi Pekin'e inmesi beklenen uçaktan bir daha hiçbir şekilde haber alınamadı. Arama çalışmalarının Avustralya hükümetine toplam maliyeti 200 milyon doları aştı. 200 milyon dolar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir konuyla, değişik bir konuyla sizlerin karşısındayım. Bugün sizlere 2014 yılında düştüğü varsayılan ve hala bulunamamış olan Boeing 777 uçağını anlatacağım. Fakat öncesinde bu tarz videoların artmasını istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca çok yakın zamanda sizlere Instagram ve Snapchat'ten bir sürprizim olacak. Bu yüzden şu anda ekranda çıkmış olan Instagram ve Snapchat hesaplarımdan beni eklerseniz çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Boeing 777 tipi uçak 27 Mart 2014 tarihinde yerel saatte 00:41'de Kuala Lumpur Havalimanı'ndan Pekin'e gitmek üzere havalanmıştı. Uçakta 15 farklı ülkeden 227 yolcu ve 12 de mürettebat bulunmaktaydı. Bu 227 yolcunun 152'si Çin vatandaşıydı. Uçakla en son 00:21'de irtibat kurulmuştu. Kontrol kulesi saatler 00:31'i gösterirken uçak henüz Vietnam hava sahasına girmeden önce uçakla irtibatın kesildiğini açıkladı. Saat 06:30 gibi Pekin'e inmesi beklenen uçaktan bir daha hiçbir şekilde haber alınamadı. Ve işin en ilginç yanı uçağın kalıntıları da bulunamadı. Yetkililer uçağın son olarak görüldüğü koordinatları açıkladılar. Ve yardımcı pilotun kuleye en son mesajı "Tamam, iyi geceler" olmuştu. Peki bu uçak nereye gitti? Öncelikle şunu belirteyim. Uçağın düştüğüne dair hiçbir kanıt yok. Fakat uçağa dair de bir kanıt yok. Yani yetkililer uçağın düştüğünü tahmin ediyorlar. Fakat uçağa dair hiçbir kanıt bulunamadı. Uçak en son Penang Adası'nın yakınlarında bir Malezya radarına yakalandı. Askeriyeye ait bir radara. Fakat hiçbir iz bulunamadı. Yetkililer uçağın 45.000 fitte giderken batıya doğru keskin bir dönüş yaptığını bildirdiler. Radarda gözükene göre uçak Penang Adası yakınlarında 23.000 fite kadar düşüyor. Fakat sonrasında tekrar 35.000 fite çıkarak Hint Okyanusu'nun kuzeybatı yönüne doğru hareket haline geçiyor. Ve işin ilginç yanı, yetkililerin açıklamalarına göre bir yolcu uçağı bu fitlerde uçamaz. Yani kesinlikle kurallara uygun bir durum değil. Uçakta bir şeylerin ters gittiği çok aşikar. Fakat o uçakta ne oldu bilmiyoruz. Ordu radarından takip edilen uçak en son 02:40'da Malaka Boğazı girişindeki Perak Adası semalarında görülmüştü. Uçaktan alınan son sinyallerse havalimanından kalktıktan 7 saat 31 dakika sonra, yani 08:11'de alınmıştı. Peki şimdi soracaksınız. Bu uçağı aramak için neler yapıldı? Neler yapılmadı ki? Arama çalışmalarına ilk başta 14 ülke katıldı. 14 ülke. Sonrasında bu sayı 26'ya çıktı. Yani bu uçak 26 ülkenin ekipleri tarafından arandı. Hem de didik didik. Çalışmalara bu 26 ülkeden tam 80 adet gemi katıldı. Her yere baktılar. Ve hiçbir parçasına dahi denk gelemediler. Gemiler uçağı ilk olarak Tayland Körfezi, Malaka Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde aradılar. Sonrasında bu aramalara Hint Okyanusu da dahil oldu. Yani bir okyanus içinde kayıp uçağın parçaları arandı. Yetkililerin son açıklamalarına göre tam 4,5 milyon kilometre boyunca bu uçak arandı. Elbette aramalar sadece denizle sınırlı değildi. Havadan da bir arama çalışması yapıldı. Fakat tarihler 30 Nisan 2014'ü gösterdiği gün denizden alınan sinyal sebebiyle, denizin altından alınan sinyal sebebiyle hava çalışmaları tamamen durduruldu ve tamamen denize odaklanıldı. Deniz dibine tamamen radarlarla donatılan Blue Fin 21'ler gönderildi. Fakat bunlar da deniz dibinde hiçbir şekilde hiçbir ize rastlayamadılar.
Tayland'a ait uydular bugüne kadar toplam 300 parça enkaza denk geldiler. Fakat bu enkazların hiçbiri bulunamadı. Yani bu enkaz parçalarının hiçbirini bulamadılar. Aslında geçen yıl yetkililer bir buluntuya rastladıklarını iddia ettiler. Daha doğrusu buna inandılar. Fransa yönetimindeki Réunion adasında bulunan bir kanat parçasının bu uçağa ait olduğunu iddia ettiler. Fakat netice alınamadı. Oradaki o kanat parçası Boeing 777 uçağına ait değildi. Arama çalışmalarının Avustralya hükümetine toplam maliyeti 200 milyon doları aştı. 200 milyon dolar. Düşünebiliyor musunuz? 200 milyon dolar harcandı en az ve hiçbir şey bulunamadı. Durum bu kadar ilgi çekici olunca ve uçağa dair hiçbir şey bulunamadığı için çeşitli komplo teorileri ortaya çıkmaya başladı. Bu komplo teorilerinden biri Rusların uçağı kaçırıp Kazakistan'a indirdiğiydi. Diğer komplo teorisi ise uçağın Afganistan'a indirildiği yönündeydi. Fakat ikisi de boş çıktı. İkisi de fos çıktı. Uçak ne Kazakistan'a ne de Afganistan'a indirilmemişti. Peki şu an aramalar ne alemde? Uçağa dair bir şey bulundu mu? Uçak bulundu mu? Ve hala aranıyor mu? Şimdi bu sorularınızın cevabını vereceğim size. Uçak 2014 yılında düştü. Ya da düştüğü varsayılıyor. Kayboldu diyelim. Ve şu an 2017 yılındayız. Aradan tam 3 yıl geçti. Hatta yakında 4 olacak. Ve uçağa dair onca aramaya rağmen, harcanan milyon dolarlara rağmen, o kadar ülkenin birleşmesine rağmen hiçbir şey bulunamadı. Hiçbir parça, hiçbir enkaz, hiçbir şey. Uğruna milyon dolarlar harcandı. O kadar ülke bir araya geldiler ve hiçbir şey bulamadılar. Durum böyle olunca 370 sefer sayılı uçağın aramaları durduruldu. Çeşitli ülkeler tarafından uçağı aramak üzere kurulan Merkez Komitesi uçağın artık aranmayacağını, çünkü milyon kilometreleri aşan aramalar sonucunda hiçbir şeyin bulunamadığını, hiçbir bulgunun bulunamadığını açıkladılar. Ve eklediler. Uçağın arama çalışmaları süresiz olarak durdurulmuştur. Yani uçak kibarca bir daha aranmayacak. Tatmin olmanız açısından sizlere yapılan resmi açıklamayı da okuyacağım. Eldeki tüm bilimsel bilgiler ve teknolojik imkanların seferber edilmesine, alanında en yetkin profesyonellerin yönlendirmesiyle yürütülen tüm çabalara rağmen ne yazık ki aramalarda hava aracının izine rastlanamamış. Bu nedenle MH-377'nin su altı arama çalışmaları durdurulmuştur. İşte resmi açıklama bu şekilde arkadaşlar. Uçak artık aranmıyor. O yolcular, o uçak artık yok. Bunun hakkında oturup sizlerle 3 saat boyunca komple teorileri geliştirebiliriz. Herkes farklı bir şey söyleyebilir. Kimisi Rusya kaçırdı der, kimisi Amerika kaçırdı der, kimisi Çin kaçırdı der. Fakat bunların hiçbirinin kanıtı olmaz. Sadece basit bir zırvadan öteye geçemezler. Uçak şu an nerede? O uçak düştü mü? Yoksa başarıyla indirildi mi? Bunlar hakkında hiçbir şey yok. Bazıları komplo teorisi olayını o kadar abarttı ki Lost dizisine benzettiler. Uçak paralel evrene geçti, bu yüzden bulunamıyor dediler. Olay bu kadar ilgisini çekti insanların. Fakat tabii ki bunlar da boş birkaç zırvadan ibaretti. Arkadaşlar, konu çok ilginç bir konu. Konu belki de yıllarca, hatta yüzyıllarca merak edilecek bir konu. O uçaktan hiçbir zaman iz bulunabileceğine dair inancım yok. Bu yüzden sizin yorumlarınız çok önemli. Beraber beyin fırtınası yapabiliriz. Beraber bir şeyler düşünebiliriz. Ama dediğim gibi bunu şuna bağlamayın. Abi Amerika yapmıştır. Abi kesin Rusya yapmıştır. Bu şekilde değil. Daha böyle inandırıcılığı olan şeyler üzerinden beyin fırtınası yapalım. Yoksa sallamak kolay. Bana göre de Kenya yapmıştır. Ama bu sadece benim bir sallamam. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Uçak nerede olabilir? Uçağa ne olmuş olabilir? Bunları tartışalım. Arkadaşlar bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi, aynı zamanda kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Son günlerde çok fazla korku ve gerilim temalı videolar ürettiğim için biraz da böyle merak edilecek, araştırılacak ve üzerinde beyin fırtınası yapılabilecek bir konuya değinmek istedim. Umarım iyi yapmışımdır. Dediğim gibi aşağıda yorumlarınızı bekliyorum ve bütün yorumlarınızı baştan sona kadar okuyacağım. Zaten okuyorum, biliyorsunuz beni. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.